Herkese merhabalar. Galatasaray'da bir transfer hareketliliği var. Sergio Oliveira'da konuşulan isimlerden biri. Oliveira ile ilgili bir video çekim istedim. Ve e, sizlerin karşısındayım o nedenle. Torino'nun ejderhası lakabında 8 numara oynayan, orta sahada Galatasaray'ın e, ismi geçen, Galatasaray'la ismi geçen oyunculardan biri Sergio Oliveira. E, ne yapar, ne eder bilen bilir ama biz biraz hikayesini ve özelliklerini konuşalım birlikte. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekiz'in bir belediyesi olan Pachos de Brandao'da dünyaya gelmiş. Porto bölgesine yakın 24 dakika işte 26 km uzaklıktaki bir yerde dünyaya geliyor. 12 yaşına kadar eğitim hayatına devam ediyor. ardından da futbol ağırlık veriyor. Porto'nun altyapısında yetişen bir isim. Porto'nun tüm alt yaş kategorilerinde görev alıyor. yolculuğu bu şekilde devam ediyor. Hayattaki Takerson'ın futbolcu olmak olduğunu anlayan ailede, e, akrabaları da dahil olmak üzere aile üyeleri de hayallerin gerçekleştirilmesi için, hayallerine ulaşabilmesi için e, Oliviera'ya destek oluyor e, ve e, ona göre e, teşvik ediyorlar futbol oynamasına. Sergio Oliveira yaşıtları arasında en parlak olanıymış. Orta saha oyuncusu e, olarak e, görev yaptığını bir kez daha hatırlatalım. 2002 yılında henüz 10 yaşındayken Porto'ya götürüyorlar ve e, Lizbon'da e, Sporting'de daha doğrusu e, oyuncuyu altyapısına katmak istiyor yetenekli olduğu için e, ancak Porto'ya gidiyor. E, kaynaklarda belirtilen haberlerden, detaylardan biri bu. Daha sonra akademilerde başarılı oluyor. E, 17 yaşına kadar geliyor. Ekim 2009'un 17. gününde yani 17 yaşındayken takımda forma giyen Porto'da forma giyen en genç oyuncu oluyor. 17 yıl 4 ay ve 15 günlükken buna ulaşıyor. Porto'nun teknik direktörü o dönem Jesualdo Ferreira. Kariyerinin başlarında çok fazla umut vaat etmesine rağmen onu ilk takım oyuncusu olmaya layık görmüyor. Oynatıyorlar ama hani süre veriyorlar biraz daha temsili. Bu nedenle Sergio Oliveira artık farklı bir yolculuğa girmeye başlıyor. Üst düzey kariyerinin en genç zamanlarını farklı kulüplerde geçiriyor. Jesualdo Ferreira'dan sonra da gelen Andre Villas-Boas da Porto yöneticilerini ee, onun e, kiralık gitmesi konusunda ikna ediyor ve e, daha da kötüsü Sergio 2012'de e, Porto B'ye dönmeden önce dört fazla kulüpte kiralık olarak oynuyor yani devamlı kiralık gönderiyorlar İyi oyuncu ama tercih edilmiyor onların nedenlerinden bahsedeceğim e, ve e, Porto'nun yedek takımında oynamakta onun çok e, sinirlerini bozuyor rahatsız ediyor yani o kadar da değil kardeşim diyor yani ben o kadar kötü bir oyuncu değilim. Biraz daha hücum özellikleri iyi ama işin savunma kısmındaki, takım savunması kısmındaki eksiklikleri nedeniyle genelde tercih etmemişler. Yani kötü diye değil, savunma yardımı yapmadığı için. Gelişmem için daha fazla oynamam gerekiyor ve iyi yerlere geleceğime inanıyorum düşüncesiyle birlikte birike 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 diyor ki buradan olmayacak artık ben Porto'dan gitmek istiyorum ve Porto'dan ayrılıyor. Pachos de Ferreira takımına imza atıyor. Porto ihtiyaçlarını karşılamadığını düşündüklerinde bile onu gözden kaçırmadıklarını iddia ediyor. Yani biz onu gözden kaçırmadık, yeterince iyi değildi şeklinde. Neyse, iki sene sonra geri dönüyor. Orada öyle bir performans sergiliyor ki, ya biz niye kendi oyuncumuzu oraya verdik ki alalım? Gel geri bizde de oyna diyorlar, daha kıdemli, daha iyi bir şekilde. Portoya geri dönüyor. Sergio Oliveira ve kısa sürede teknik direktör Fernando Santos tarafından da Portekiz milli takımına çağrılmasıyla bu süreç devam ediyor. İşin diğer tarafında Otavio Monteiro gibi diğer futbolcularla birlikte çok iyi performans sergiliyor. Kariyerinin en iyi derecesini ise ne zaman elde etmiş diye baktığınızda 2020-21 sezonunda elde ettiğini görüyorsunuz. 9 Mart 2021 o gün adını daha fazla geniş kitlelere duyuruyor. 10 kişilik Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemesini sağlamak için Pirlovari attığı golle ön plana çıkıyor. Bu işi bilen zaten araştıranlar biliyordur da bilmeyenler için söylüyorum bunları. Yanlış anlaşılmasın. Cristiano Ronaldo, Ricardo Pereira, Gonçalo Guedes, Helder Costa, André Silva ve Ruben Dias'ın temsilciliğini yapan Jorge Mendes'in, Jorge Mendes'in daha doğrusu e, menajerliğinde bir futbolcudan bahsediyoruz. E, güçlü ve uzun şutlarda dünyanın belki de e, en iyi e, beceriye sahip oyuncularından gösteriliyor. Hatta FIFA oynayanlar bilir. E, FIFA oynuyorsanız o futta e, alırsanız e, Olivier'i. ceza alanın dışında nasıl sert ve isabetli şutlar çekip gol attığını görürsünüz. Orada yapmışlar yani. İşte Sergio Oliveira, Ruben Neves nesillerinin en iyi böyle uzun menzilli şütörleri olmaya devam ediyor. Sergio da öyle. Ee, kariyer modunda alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Geçen sene İtalya Ligi Serie A'da Roma'da kiralık olarak sezonu tamamladı Sergio Oliveira. Ee, ve Jose Mourinho'nun çok beğendiği hatta şöyle haberlerde çıktı devam etmesini istiyorum şeklinde haberler de çıkmıştı. Karakterime, karakteri karakterime çok uygun dediği bir futbolcu. Biliyorsunuz burada menajerlik durumları söz konusu oluyor. Başka şeyler var. O yüzden neden orada değil veya neden gitmiyor veya neden anlaşamıyor ya da planlar değişti mi onu bilemiyorum ama Mourinho'nun böyle bir açıklaması var. Ama Porto Teknik Direktörü Sergio Conceição'un planları arasında yer almıyor 30 yaşındaki futbolcu ve sezon başı kampında da olmadı. Almadılar sezon başı kampına. 22 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti. Ee, orada Dragao'da, Estatio'da, Dragao'da, Stad'da çok iyi oynuyorsun Oliveira diye bir tezahürat var. Yoga Tanto Oliveira olması lazım. Öyle bir şey yani gidip gelmiş çok fazla kiralanmış ama aidiyet anlamında Porto'lu taraftarların sevdiği bir isim Sergio Oliveira. Ee, ana gücü savunma çalışması olmasa da, yani savunma özellikleri olmasa da yine de e, aktif ve çalışkan bir vücudan bahsediyoruz. Porta için e, ihtiyaç duyulan özelliklere e, sahip olup olmadığı tartışılıyor. Hücumda sahip ama savunmada daha iyi olabilir. Yani Hep bunun üzerine yazılar okudum, hep bunun üzerine analizler gördüm. Sergio Oliveira'nın temel nitelikleri, hücum kapasitesi ve zekası, teknik ve taktik özelliklerinin yanı sıra Sergio'nun mantalitesi Başarısının ana nedenlerinden biri olan en iyi özelliği zaten e, savunmada en iyisi değil bir kez daha söylüyorum ortalama ama hücumda gerçekten güçlü özellikleri ve yeteneklerinin sonucu olarak zaten e, o derin ilerleme ve gol beklentisi rakamlarında oldukça yüksek. Teknik yeteneğiyle öne çıkmıyor belki ancak bu alanda gerçekten güçlü, aynı zamanda güçlü top kontrolüne sahip ve dar alanlarda o baskıdan kaçma konusunda çok iyi işler yapıyor, iyi bir dengeye ve alan bilincine sahip ve gerçekten zeki bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu da onu iyi bir top taşıyan oyuncuya ve baskıdan kaçan bir futbolcu haline getiriyor. Sergio jo yaratan bir orta saha oyuncusu ancak her zaman e, bir oyuncu oyunun belirli yönlerinde daha iyi olabilir. Bunu unutmayalım. Ya yani ikisini bir arada yapmak kolay değil. Başlıca kusuru da muhtemelen savunma yeteneği. Bununla ilgili çok fazla söylüyorum çünkü genellikle anlatıyorsunuz oyuncularla ilgili öve öve bitiremiyorsunuz filan. Okudum, araştırdım. Bir kez daha söylüyorum. En çok eleştirildiği kısmı savunma. Şöyle diyorlar hatta işte topu çok fazla bekliyor. Mesela topu, takım arkadaşı atıyor, atıyor topu bekliyor. Bekler, beklerken baskı gelince topu kaybedebiliyor şeklinde. Özellikle kiralık gönderilmesinin sebeplerinden birinin de takım savunmasına yardımcı olmaması olduğunu yazıyorlar. Yani bilemiyorum. Göreceğiz neler yapacağını. İşte teknik direktörün orada Okan Burun oynatacağı oyun ve takım arkadaşlarının yanındakilerin de ne yapacağı önemli. Bazen iki futbolcu o bir futbolcunun yapmadığını ya da açığını kapatmak için daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyor. Bu savunma yeteneği ile ilgili şunlar da çok fazla konuşulmuş. Bu bir tutum sorunu değil biraz da Porto'nun sisteminden kaynaklanıyor şeklinde. Ee, o çok fazla savunma oynamıyor diye diyenleri de e, okudum. Ancak Portekizli orta saha oyuncusu e, biraz daha aktif olursa ve özellikle savunmada daha etkili ve zeki olursa zaten bambaşka bir seviyeye ulaşır. Ama genel anlamda özellikleri e, bu şekilde. E, merak edenler için ve e, bilmesine rağmen bu adam ne diyor bir bakalım diyenler için hemen bir Sergio Oliveira hızlıca analiz yapalım istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da niye söylemiyorsun diyorlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. söyleyecekmişim. Onu da söylemiş olayım. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.